Sevgili izleyiciler, Tarımda Başarı Akademi'nin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Biliyorsunuz ülkemizde yaşanan deprem felaketinin üzerinden hayli zaman geçti. Yaralar bir şekilde sarılmaya devam ediyor. Umarım kısa sürede bütün bu felaketten etkilenen vatandaşlarımız evlerine kavuşur, yaraları sarılır diye ümit ediyoruz. Biliyorsunuz hayat devam ediyor, bir şekilde normalleşmeye çalışıyoruz. Biz de o yüzden bu hafta artık tarımla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta programımızda halka lekeyi konuşacağız. Erken uyanmanın önüne geçmek için neler yapılabilir? Bunları ele alacağız. Merak ettiğiniz soruların tamamına da cevap vereceğiz. Şimdi izninizle konuğumu tanıtmak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Harun Baytekin hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İzleyicilerimize yararlı bilgiler aktarabiliriz. Umarım. Malum bahar başlıyor, mevsim işleri yoğunlaşıyor. Tabii ki deprem bölgesinde kırsal kesime şehirlerden sonra ancak yardım ekipleri ulaşabildi. Dolayısıyla kırsalda manzaranın çok da farklı olmadığını gördük. Ama katlı bina olmadığı için can kayıplarımız biraz daha az. Fakat çiftçinin eli, kolu, gücü, iş yapabilme yeteneği anlamında oldukça zayıf olduğunu, maddi imkanlar yönünden de sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Özellikle yani kendim de çiftçilik yaptığım için, yani çiftçilikte paranın en kıt olduğu dönemdir. Nakdin en bitik olduğu dönemdir. Dolayısıyla baharda yapılacak işlemlerin çoğu aynı ve nakdi kredi kullanmak suretiyle gerçekleştirilir. Çiftçinin deyimiyle tekerlek ancak o şekilde döner. Bu meyanda ilgililere hatırlatmakta yarar var. Yani kredi ve borçların silinmesi konusunda çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yine önümüzdeki sezon işte çimen gübresi anlamında ciddi bir açık var bölgede. Bunların aynı veya hibe olacak şekilde desteklenmesinde yarar var. Yine işte bölge gerçekten meyvecilikte Güney Narenciye'de, kayısıda, kuzeye doğru girildikçe kayısıda ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarını taşıyor. Buralarda da yine yapılacak tarımsal uygulamalarda çiftçinin yanında olunmasında yarar var. Naçizane çok konu uzmanı değiliz ama yaptığımız incelemelerde farkına varıyoruz. Dillendirmekte yarar var. Bölgede inşaata şu an hali hazırda girilmemesinde yarar var. 7000'in üstünde artçı kaydı var. Orta şiddette diyebileceğimiz artçılar olabiliyor. Olma ihtimali çok yüksek. Biz biliyoruz ki beton döküldükten sonra 28 gün boyunca kıpırdamaması gerekiyor. O nedenle çok acele edilmemesi gerekiyor. Daha çok konteyner kentlere, çadır kentlere yoğunlaşılmasında yarar var diye düşünüyorum. Naçizane önerim bu. Bilim insanları da aynı şeyi söylüyor zaten. Yani taşıyıcı kalıplar bile 28 gün boyunca kolon ve kirişlerde tutulur, ondan sonra sökülür. Ki ardı ardına zaten farklı şehirlerde de depremler olmaya başladı. Evet. Geçtiğimiz hafta yine Hatay bölgesinde şiddetli bir deprem oldu. Devam da ediyor hala. Bunun haberlerini duyuyoruz. O nedenle yani inşaat sıkıntı yaratabilir. Bozulur. Umarım yani göz ardı etmezler. Onu dikkate alırlar. Evet, bir de şeye de değinmek istiyorum hocam. Köyler falan demişken biliyorsunuz hep geçen programda bahsettik depremle ilgili. İşte su sorunu dedik, hayvanlardan bahsettik. Hı hı. Bir de bunun tarımsal ekipman kısmı var. Biliyorsunuz. Et Süt Kurumu hayvancılıkla ilgili problemi çözüyor. Evet. Yani o simsarları piyasadan silmiş. İyi gelişmeler bunlar.
Ama diğer alanlarda da yine çiftçimizin yanında olmakta yarar var. Evet, özellikle traktör, ekipman. Çünkü yani biliyoruz bunu hepimiz. Köylerde evet, küçük çiftçilerin özellikle ekipmanları çok eski. Yani babadan dededen kalma traktöre binenler var. Şimdi bunun hani sigortası, kaskosu olanlara elbette ödeniyor ama onların olmama ihtimali çok yüksek. Yani evet, alet da ekipman gözünde desteği yapmakta evet, yarar var. Çünkü şimdi kırılan, dökülen veya hasar gören alet ekipmanı tamir edecek alanlar da tahrip oldu. Yani bu tamirhane olarak adlandırdığımız işte demircisinden tutun da alet ekipman imalatına kadar veya tamirine kadar olan esnafımız da zor durumda. Dolayısıyla iş yapabilecek durumda değil. Yine bu konuda da bir birlikler, ziraat odaları, bir seferberlik veya bir işbirliği, bir imece, bir dayanışma başlatırsa yararlı olur. Aynen öyle. Son olarak bir de depremle ilgili şuna da değinmek istiyorum. İlk günlerde elbette çok fazla yardım gitti. Halkımız kendi çabasıyla devlet tarafından, evet, kurumlar, kuruluşlar tarafından çok yardım gitti. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Orası hala deprem bölgesi. Hala insanlar evlerine giremiyor. Hala birçok şeye ulaşmakta zorluk çekiyorlar. O yüzden yardımlarımızı kontrollü bir şekilde devam ettirmemiz de çok önemli. Evet, tabii ki. Bunu tabii da hatırlatmış ki olalım. Bakın Zafer Bey bile bölgede. Evet. Yani orada en azından müşterilerle diyalog halinde bir ihtiyaçları var mı? İşte iş ortaklarımız, bayilerimiz. İlaç, gübre konusunda yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye ziyaret ediyor. Ben gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Yani. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Onlara da hem sizin aracılığınızla yanında selam olmak, sormak bile moraldir. İnsana güç verir. Elbette. En azından bir çare duyguları uzaklaştırır. Aynen öyle. İnsanların çünkü gerçekten desteğe her anlamda ihtiyacı var. Bunu da esirgememek çok önemli. İzninizle hocam artık yavaştan konumuza geçmek istiyorum. İlk olarak zeytin dedik. Zeytinde halkalı leke üzerine konuşmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz üzere hocam, zeytinde halkalı leke verim kaybına çok fazla sebebiyet veriyor. Yani bu yüzden önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. İlk olarak halkalı leke nedir? Bunlarla ilgili başlayalım. Sohbet şeklinde. Eskiler şöyle der, eğer dalda yaprak yoksa koltuğundan çıkan çiçek meyve tutmaz. Gerçekten de öyledir. Biz bundan 7-8 sene önce bu Geyikli bölgesinde halkalı lekenin tahribatını bölgesel olarak yaşadık. Gerçekten zeytin ağaçları da bir halkalı leke epidemi yarattı. Neredeyse sahanın %40'ını 50'sini yaprağını döktü. Ve zeytinin 2 senesini aldı. Çünkü yeniden sürgün oluşturacak, yeni yapraklar geliştirecek, onlar pişkinleşecek, ardından tomurcuk oluşturacak, tomurcuklar bir dahaki sene çiçek açacak, meyve tutacak. Dolayısıyla halkalı leke eğer müdahale edilmezse zeytinliklerde aşağı yukarı 2 seneyi götürüyor. Bu nedenle dikkatli olmak, sürekli takip etmek gerekiyor. Halkalı leke mantari bir hastalık. Özellikle ilkbaharda kendini gösteriyor. Yapraklarda önce küçük noktalar halinde görüyoruz. Ardından bu noktaların büyüdüğünü ve nekrotik lekeler oluştuğunu, yani ölü dokular oluştuğunu görüyoruz. Ölü dokular oluştuktan sonra artık yapacağımız müdahale çok işe yaramıyor. Dolayısıyla erken müdahale etmekte yarar var. Ve bununla mücadelede genellikle üreticimiz hasattan sonra mücadeleye giriyor. Şöyle iki işi bir arada gerçekleştireyim diye düşünüyor. İşte hasat Ekim-Kasım aylarında küçük bahçelerde tamamlanıyor ama büyük bahçelerde ocağa kadar sarkıyor. Dolayısıyla halkalı leke hastalığıyla mücadelede biraz geç kalınmış oluyor. İdeal zamanlar Ekim ve ilkbaharda Mart aylarıdır. Yani bunların başında ve sonunda mücadele yapılırsa çok daha yararlı olur. Ama çiftçimiz şurada haklı. Hasat ettikten sonra diyor, ben nasıl olsa bir hasat esnasında meydana gelen yaraları da kapatmak amacıyla bir bakırlı preparat kullanırım. Hem halkalı leke hastalığını da durdurmuş olurum. Hem de yaralı kısımları kapatırım. Hastalık girişini engellerim. Erken yapılan hasatlardan sonra yapılacak bakırlı preparat uygulamaları aslında yararlı.
Yani iki işi birden çözmüş oluyor. Fakat ilerleyen dönemde yine takip etmek, takipte kalmakta yarar var. Çünkü zeytin Türkiye'nin ana ürünlerinden bir tanesi, en önemli ihraç kalemlerimizden bir tanesi ve ağaç sayısı yönünden de dünyada ön sıralara geldik. Yani ilk üçte yer alıyoruz. Ancak üretim potansiyeli olarak potaya girdiğimizde 4'e 5'e düşüyoruz. Bu nedenle bakım uygulamalarının zeytinliklerde daha da geliştirilmesinde yarar var. İşte bu halkalı leke dediğimiz hastalık çeşitlere göre de farklı veya yetiştiricilik sistemlerine göre de farklı davranışlarda bulunuyor. Şöyle ki ağır nemli geçen yıllarda daha uygun yaşam ortamları bulduğu için yani çiğ vakasının veya çiğ olayının sıklıkla yaşandığı dönemlerde yani bir çiğ damlası, bir yağmur damlası bunun için yaşam ortamıdır. Orada yaprak üzerinde çimlenip kolaylıkla çoğalabiliyor ve yaprağın önemli bir kısmını tahrip edebiliyor. Dolayısıyla bu şeylere biraz daha dikkat etmek lazım. İkinci önemli husus yumuşak doku. Bazı üreticilerimiz çok fazla miktarda azotlu gübre uygulaması yapıyor, büyümeyi destekliyor. Ancak böyle durumlarda normal bütün bitkilerde aynıdır aslında. Yani azotlu gübreleri biraz fazla verdiğiniz zaman mantari etmenlerin artık mantar gibi çoğaldığını evet, görürsünüz. Yani buğdayda, arpada, mısırda hemen hepsinde azotlu gübrenin dozunu kaçırdığınız yerde hastalık amilleri daha uygun yaşam ortamı bulurlar, daha hızlı çoğalırlar, daha fazla tahribat yaparlar. Bu nedenle erken dönemde gübrelemenin, bitkiyi şımartmanın, sonbahara girerken yeni sürgün yaptırmanın gereği yok. O nedenle yaz döneminde gerçi kıraç alanlarda yetiştiriyoruz ama bazı üreticilerimiz sonbahara girerken işte hasat öncesi veya hasat sonrası toprak işleme esnasında azotlu gübre uyguluyorlar, çiftlik gübresi uyguluyorlar, fazla azot gelebiliyor. Bitki haddinden fazla sürgün oluşturabiliyor. Biz istiyoruz ki tabii salkım söğüt gibi büyüsün ama hastalıklara hassas hale gelmesin bitki. Buna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Aslında zeytin her dem yeşil bitki, oluşan her bir yaprak en az 4-5 sene fotosentetik aktivitede bulunur, ağacı destekler. Bunlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani genç ve sağlıklı tutmakta yarar var. Çeşitler arasında da hastalığa toleransla ilgili olarak farklılıklar var. Mesela gemlik tipi zeytinlerde halkalı lekeyi çok görmeyiz. Yani gemlik tipi zeytinler bu halkalı lekeye toleranslı zeytin tipidir. Yani bu çeşitler biraz daha rahat. Ama yetiştiği coğrafyaya bakıyorsun, hastalığın zaten çok fazla habitatı yok. Sürekli rüzgar alan bu coğrafyada hastalık uygun habitat da bulamıyor. Ama gemlik tipi zeytinlerin kendi coğrafyası dışında yetiştirildiği yerlerde halkalı lekeyi gene görüyoruz. Oralarda hassasiyetle ilgili, toleransla ilgili sınırları hastalık rahatlıkla aşabiliyor. Bakın besleme koşulları da burada etkili tabii ki. Aynen öyle hocam. Şimdi sizin de dediğiniz gibi gübrelemeyi söyledik. Arazi şartları burada çok önemli. Buna da değinmek isterim. Özellikle taban arazilerde su tutan, iyi direne edilememiş. Evet. Zaten nemli, ıslak ortamlar mantar hastalıklar için en uygun ortamlardır. Dolayısıyla bahçelerin askıya alınması, yani su problemi varsa ağır kirli alanlarda mutlaka fazla suyun direne edilmesi veya statik su seviyesinin bitkinin etkili kök bölgesinden aşağı çekilmesi gerekiyor. Ki böyle yerlerde zaten eskiden çok güzel hendeklerimiz vardı ama mekanizasyon geliştikçe hendekler, su drenaj sistemleri hep ayağımıza takılır oldu. Dolayısıyla doldurduk onları. Normal diğer meyvecilikte de aynı problemleri yaşıyoruz. Islak alanlarda gerçekten
ağaç kurumaları dahi oluyor. Kök bunları sıklıkla yaşadık. Tetikliyor. Kirazda yaşadık, şeftalide yaşadık Çanakkale bölgesinde. Dolayısıyla fazla suyun da mutlaka tahliye edilmesi gerekiyor. Zaten zeytin taştan ürün çıkaran, taşlı kıraç arazileri ekonomiye kazandıran çok kıymetli bir bitkimiz. Ovaya indirmeye çok gerek yok. Veya sulu koşullarda çok fazla yetiştirmeye gerek yok. Oralarda daha kıymetli yıllık bitkiler ülkenin ihtiyacına göre farklı ürünler yetiştirmek mümkün. Dolayısıyla zeytini daha çok kıraç alanlarda. Şöyle bir şey daha var. Kalsiyum yine bu hastalığa toleransla ilgili olarak önemli bir element. Bazı alanlarda kireç noksanlığı ortaya çıkabiliyor, kalsiyum yıkanıyor. Bu alanlarda tarım kireci uyguladığımızda da yine halkalı leke hastalığının azaldığını görebiliyoruz. Onun dışında hocam bir konuya daha yine halkalı leke ile ilgili değinmek istiyorum. Budama da burada bence çok önemli. Çünkü ağaçlarımıza nefes aldırmak, doğru budayarak rahatlatmak da yine halkalı elbette lekeye önlem amacıyla. Arasına rüzgar girmeli. Evet. Eski budama sistemleri öyledir zaten. Üçlü veya beşli dal sistemi oluşturulur ve gövdeden mümkün olduğunca dallar uzaklaştırılır. Arasına rahat rüzgar girsin diye. Buna da özen göstermekte yarar var. Evet, çünkü gerçekten yani birçok hastalık var zeytinde de şeyde de ama halkalı leke zeytinde verim kaybına en çok sebebiyet olanlardan bir tanesi. Çünkü direkt nefesini alıyor ağacın. Yani fotosentez yapma etkisini evet, azaltıyor. Onun haricinde şunu görüyoruz. Halkalı lekenin başladığı dönemde yapraklar sararıyor. Zaten arkada resimlerde de görülüyor. Yavaş yavaş dökülüyor. Ağaç çıplak kalıyor ve sizin dediğiniz gibi bu da genelde çiçek dönemine denk geliyor. Ve maalesef verim eğer kaybı yaşıyoruz. Eğer üreticimiz halkalı lekeyi fark etmediyse ilkbaharda veya budamadan sonra uyguladığı bakırlı preparatlarda çok ciddi yaprak dökülmesi meydana geliyor. Belki dozu kaçırıyor ama düşük dozlarda da yaptığınızda gerçekten yapraklar dökülüyor. Baktığınız zaman bu şekilde gördüğümüz çok büyük arazlar bunlar. Yani bu zaten kendiliğinden dökülecek ama henüz daha lekeler, yani kuş gözü adını verdiğimiz bu lekeler küçükken dahi eğer 20-30'a çıkmış ise sayısı, yani yüzeysel baktığımızda fark edemiyor isek, o da yaprağı öldürüyor. Yani o nedenle her iki dönemde de hem sonbaharda hem ilkbaharda takip edip eğer hastalık etmeni yaprak üzerinde faaliyete başladıysa, çimlenip gelişmeye başladıysa mutlaka o dönemde mümkünse bu bakırlı preparatları yapıştırıcılarla kullanması, yani yağmurda yıkanmasını da önlemesi ya da sistemik yararlı olanları tercih etmeleri. Çünkü yağışlı bir sezonda bu uygulamayı yapacak. Etkisini uzun süre muhafaza etmesi için de yine yapıştırıcı kullanmasında yarar var. Aynen öyle. Şimdi sizin de dediğiniz gibi hocam, çiftçi bahçesine girdiğinde zeytinde bu lekelerin ne anlama geldiğini bilmesi gerekiyor ki erken dönemde hemen müdahale edip kurtarılabilsin. Yoksa sizin dediğiniz gibi ilerleyen dönemde haklı olarak uygulama da yapsanız o yaprakları kaybediyorsunuz. Bir evet, de onun yerine kısa sürede yeni yaprakları çıkartacak uygulamalar yapmanız gerekiyor. Bu yeni açıdan yapraklar da yeni sürgünlerle geliyor. Yeni sürgünler de 2 senede ancak ürün veriyor. Aynen yani öyle. O yılı kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden sürekli takip etmek geliyor. Evet, hele kesinlikle. Ki şu dönemlerde hocam, yani hava sıcaklıkları çok fazla değişiyor. Geçtiğimiz hafta havalar günlük güneşlikti. Bu hafta çok soğuk. Yani aslında hastalık 18 derece gördüğü anda başlıyor. Yani bunu öngörerek illa hani sonbahar, ilkbahar diye kısıtlamamak gerekiyor ülkemiz şartlarında. Önceden bu şekildeydi ama maalesef bence hastalığın etmeni yayılıyor. Bu tabii bütün kış zararlarda ortasında bir lodos bile bir hafta 10 gün hava sıcaklığını 20 dereceye çıkarabiliyor. Evet, yağmur ki yağıp güneş açıyor. Ki o dönemde hava oransal nemi de yüksek olduğu için halkalı leke için uygun habitat yaratmış oluyor. Aynen öyle. Biz o yüzden zeytin üreticilerimize genelde bakırlı ürünleri her dönemde düşük dozda da olsa uygulatmaya özen gösteriyoruz. Tabii %1'lik dozlarla, %1,5 dozlarla uygulayabilirler ama dozu arttırmasınlar. Yok, zaten dozunda belli dönemine göre uyguladık mı bu hastalıkla da yazar.
Evet, baş edebiliyoruz çünkü gerçekten büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Hiç yaprak kalmamış, kupkuru ağaçlar bile gördük. Bu üzücü. Sonrasında çiftçi de vazgeçiyor maalesef tanımlayamadığı ve mücadele edemediği için. Bunu da söylemiş olalım. Tabii burada bir öneride bulunmak gerekiyor. Aynı zamanda bu uygulamaları işte etki süresi neyse, yani kullandıkları preparatların üzerinde etki süresi 15 gün, 20 gün veya 1 ay. Ondan sonra bir defa daha tekrarlamalarında Yarar yarar var. var. Onu mutlaka şey yapsınlar. Yani uzmanlar 4 defa uygulanmasını öneriyor. Ama baktınız yok, başlamış, uyguluyorsunuz, ardından ikinci defa uygulamayı yapıyorsunuz. Eğer bahara temiz çıkmış ise yine kontrollerini yapar arkadaşlar. Ona göre bir kendilerine yol haritası çizebilirler. Ama asgari 4 defa uygulamak gerekiyor. Bir de şu var, eğer halkalı lekeden genç sürgünleri kaybettiniz, ne yapmak gerekiyor? Yani yeniden budamayı yapıp yeni genç sürgünler oluşturmak da bir yol, ama kendi haline bıraktınız, daha uçtan sürgün geliştirmeye başladı. Bu defa çalılaşma riski var. Dolayısıyla yaz döneminde de budamayla bu bitkinin tekrar şeklini düzeltmek gerekiyor. Başka türlü olmaz. Çünkü fotosentez alanını bitki kaybetti. Yeniden fotosentez oluşturacak, genç sürgün fotosentez alanı yaratacak, yeniden yapraklar oluşturacak. Dolayısıyla gövde ve köklerdeki yedek besin maddelerini kullanarak bunu gerçekleştirecek. Dolayısıyla eski gücünden çok daha uzak bir performans gösterecek. İşte bu dönemde çok fazla sürgün ucu oluşturmanın gereği yok. Yani mümkün olduğunca genç ve az sayıda sürgünle yeniden şekil verilmesinde yarar var Aynen ağacın. öyle. Son olarak bir de bu konuda şuna da değinmek istiyorum hocam. Halkalı lekenin çok yoğun görüldüğü yerlerde halkalı lekeden dökülen yani hastalıklı yapraklar ya uygulama yaparken bence onlar da ilaçlanmalı veyahut çok şiddetli görülüyorsa kesinlikle bahçe temizlenmeli çünkü kışlamasının da önüne geçmemiz gerekiyor. Yani toprağa Evet, o da karıştırabilir olabilir. bilirsiniz. Yani Yani orada beklememeli açık bir şekilde bence. Bu da kesinlikle, önemli bir kesinlikle. konu. Orada çoğalma alanı zaten. Aynen Yani öyle. Tam onların budama atıkları daima bahçeden uzaklaştırılmalı. bu Başka konuya da çaresi yok. dikkat edelim diyelim. Bir mesajımız var, onu da okumak istiyorum. Ben Alina Şal, Burukköy, Adana'dan. Ağaçlarım kavak ağacı gibi yapraksız kalmıştı. Zafer Bey'le tanıştım. 2 ay gibi bir zamanda eski formuna kavuştu. Laf yerinde ise gelinlik kız gibi oldu. İyi ki varsınız Zafer Bey'e, teşekkür ederim. Sonsuz duacısıyım. Size de iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür edelim. Ali Bey'e selamlar iletelim. Zafer Bey'e de onun selamını iletmiş olalım. Hocam izninizle ikinci konumuza devam edelim. Aradan sonra sorularımıza geçeriz diye Olur. istiyorum. Şimdi biliyorsunuz hocam, az önce de bahsettiğimiz gibi havaların nasıl olacağı çok belli olmuyor. Maalesef sıcaklıklar birden artabiliyor. Bu nedenle ağaçlar uyanmaya geçebiliyor. Veyahut doğru ağaç, yani yetiştirme anlamında doğru ağacı seçmediğimiz zaman da çeşit bölgeye uygun olmuyor. Yine erken uyanmalar oluyor. Bunlar da hem verim kaybına hem don zararına birçok sebebiyet veriyor. Biraz da bu konuya değinelim istiyorum. Şimdi Türkiye özellikle yaprağın döken meyve türleri açısından zengin bir coğrafyaya sahip. Çeşitlilik çok yüksek. İşte şeftali, kayısı, bademden tutun da elmaya, ayvaya, armuda kadar gerçekten büyük bir zenginliğe sahip. Aynı zamanda her bir türde çok fazla sayıda da çeşidimiz var. Eriklerde mesela 300-400 saat soğuklama süresi olan Japon çeşitleri var. Ama 1100-1200 saat gibi soğuklama süresi olan ve geç çiçek açan çeşitlerimiz var. Bademlerde hakeza erken çiçek açan el bademi taş çeşitlerimiz var. İşte 1200-1300 saat soğuklama ihtiyacı olan, vernalizasyon ihtiyacı olan, daha çok kışı sert geçen bölgelerde yetiştirilebilen çeşitlerimiz var. Bazı bölgelerimizde çiçeklenme başlamadan, bazı bölgelerimizde çağla hasadı yapılabiliyor. İklim yönünden de çok büyük zenginliğe sahibiz. Ama erik,
badem, kayısı, şeftali gibi türlerde, taş çekirdeklilerde erken çiçeklenme ve aldanma riski oldukça yüksek. Zaten bu ürünlerde verim dönemi tespit edilirken veya fizibilite yapılırken, ekonomik fizibilite yapılırken 5 senede 3 sene, 5 senede 4 sene, 5 senede 2 sene gibi verim yılları tahmin edilir. Bu aldanma riskine karşı gerçekleştirilir. Ama şu da bir gerçek ki bilim, teknoloji sürekli kendini yeniliyor. Hemen birçok probleme çözüm üretebiliyor. Zaman zaman işte bu erken çiçek açan çeşitlerde aldanma riski yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla değiştirme yoluna gidiyor. İşte Japon erikleri pazarda albenisi, Angelina başta olmak üzere pazarda albenisi yüksekti. Birçok üreticimiz değişik coğrafyalarda hemen erik bahçeleri tesis etti. Ama baktılar ki her yıl aldanıyor. Dolayısıyla değiştirdiler. Mürdüm eriğine geçtiler veya daha geç çiçek açan çeşitlere geçtiler. Bazı çeşitleri iki defa, üç defa bakırlı preparatla durdurmaya çalışsan da yetmeyebiliyor. Çünkü eğer kış ılıman giderse, arada bir soğuk ardından tekrar sıcak başlarsa, vernalizasyon ihtiyacını karşıladığı için bu çeşitler hemen bir hafta 10 günlük bir ılıman havada çiçek açıyorlar. Onları durdurmak gerekiyor. Çiçeklenmeyi geciktirmek gerekiyor. Çünkü eğer kaybederseniz 18 ayınıza denk geliyor. Yani bir dahaki ürün alışı. Dolayısıyla yaptığımız masrafları, çektiğimiz emeklerin karşılığını alabilmek için dondan korunma veya çiçeklenmeyi geciktirme yollarına başvurmamız gerekiyor. Bunun da başında yine bakırlı preparatlar geliyor. İşte üreticimiz bazen bordo bulamacı, göztaşı uyguluyor, bazen bakırlı preparatlar kullanıyor. Bunların hepsi aşağı yukarı 10-12 gün eğer mevsimde desteklerse, havalar soğuk gidiyor ise 15 gün süreyle çiçeklenmeyi erteleyebiliyor. Ama çiçeklenme başlamadan önce, daha tomurcuklar patlamadan bu uygulamaları yapmak gerekiyor. Tomurcuklar uyanmaya başladığında, yani çiftçimizin deyimiyle patladığında bunları kontrol etmek, durdurmak daha da zorlaşıyor. Bu defa bakırlı preparatlarla çiçeklenmeyi geciktirmeye çalışıyoruz ama 15 gün etki süresi hesap ettiğimiz preparat bir haftaya düşebiliyor. Ardından bir defa daha uygulama yapmanız gerekiyor. Bu nedenle erken dönemde takip edip hemen işte budamaları yaptık, temizliğimizi yaptık. Mantarya enfeksiyonlara karşı zaten korumamız gerekiyor, budama yaralarını kapatmamız gerekiyor. Bu dönemde bakırlı uygulamaları mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu uygulamalar aynı zamanda çiçeklenmeyi adını saydığımız türlerde geciktiriyor. Bir hafta 10 gün, mevsim desteklerse 15 gün geciktiriyor. Ardından yine 30-35 günlük iklim tahminlerini görebiliyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde yine don zararı riski var ise bir defa daha uygulayabiliriz. Ama üçüncü uygulamadan sonra artık çok fazla faydası olmuyor. Orada artık bütün programımızı veya eylemimizi dondan korunmaya yönlendirmemiz gerekiyor. Büyük bahçeler dondan korunmayla ilgili riskleri en aza indirmek amacıyla bahçelerde sisleme sistemleri kurdular. Su biliyorsun dünyanın radyatörüdür. Yani su gerçekten buharlaşırken ortama ısı verir. Yani üç hali vardır. Sıvı, gaz ve katı, buz hali. İşte o şeyden yararlanmak suretiyle sislemeyle sıcaklığı artı 4 artı 5 derece tamponlayabiliyorlar. Eksi derecelere düşmesini önlüyorlar. Gündüz saat 9'a 10'a kadar bu uygulamayı devam ettiriyorlar. Ve netice itibariyle suyun hali, sıvı hali veya akışkan halinden buz haline geçmesini önlüyorlar. Bitki dokularında özellikle çiçeklerdeki hücrelerde bulunan suyun kristalizasyonuna engel oluyorlar. Neticede dondan korunmuş oluyorlar.
Yani suyun uygulanmasıyla biz sıcaklığı 4-5 derece yukarıda tutabiliyoruz. Ama -10'a, -15'e inecekse daha fazla tutamıyoruz. Orada kurtuluş yok. Ama elimizden geldiğince tabii ki bunların önlemini almak, takip etmek. Bütün gelirler, ekonomi ona dayalı. O sezona bağlı. Onun için üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gerekiyor. Bunun yanında hocam az önce de mesela halkalı lekede de bahsettik. Gübreleme, özellikle azotlu gübreleme. Buna da değinmek isterim. Yani biliyorsunuz azotlu gübrelemeyi yanlış zamanda yaptığımızda da uyanmayı tetikliyor. Ya da bahar döneminde yani kışa girerken sonbahar döneminde kimi yerde yapılıyor. Bu da keza aynı şekilde. Bunun hakkında da konuşmak isterim. Şimdi meyvelerde tabii özellikle küçük bahçelerde üreticimiz çok özenle bakıyor. Gübrelemede biraz aşırıya kaçabiliyor. Bitkinin doğal büyüme seyrini değiştirebiliyor. İşte yaz sonuna doğru artık suyun, gübrenin kesilmesi gerekiyor. Ama bakıyoruz ki yaz devam ediyor. Yani onu bu sene gördük. Gerçekten Aralık ayının ortasında bitkilerde yapraklar daha duruyordu. Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Sürgünler pişkinleşmemiş. Çünkü yaprağın dökmesi gerekiyordu. Uykuya sürgünlerin geçmesi pişkinleşmediği, gözlerin tam orijinal yani yeni sürgün ve meyve oluşturabilecek şekil almadığını gösterir. Dolayısıyla mevsiminde büyüme ve gelişmenin durması gerekiyor. Ama siz sulamaya, gübrelemeye devam ederseniz bitki büyümeye devam eder. Dolayısıyla sürgün pişkinleşmesi dediğimiz vaka gerçekleşmez. Zaten kış biraz sert geçerse sürgün uçları kurur. Neden? Çünkü sağlıklı bir büyüme gerçekleşmedi, pişkinleşemedi. Gözler, özellikle tomurcuklar sağlıklı oluşmadı demektir. Aynen öyle. Peki hocam konu buraya gelmişken azotlu gübrelemeden bahsettik. Daha önce konuştuk ama tekrar hatırlatmanızı isterim. Yani bu fosforlu, potasyumlu gübreler, azotlu gübreler tam doğru zamanda ne zaman verilir? En azından tekrar hatırlatmış olalım. Azot çünkü çok büyüme faktörüdür. Bitkinin büyüdüğü dönemde uygulamak lazım. Yani uyanmadan. Büyümenin artık yavaşladığı, sonbaharın yaklaştığı dönemlerde azotlu gübrelemenin anlamı yok. Yani ilkbaharda ağacın bir sene sonraki dallarını oluşturma esnasında eğer desteklersek daha iyi olur. Yoksa yazın ortasında azotu bir daha verdiniz, ağacı tekrar depar attırdınız, bir anlamı yok. Yani büyüme döneminde ama gelişme, işte tomurcuklar olgunlaşacak, bir sene sonraki çiçek tomurcukları oluşacak, o dönemde elbette ki fosfora ve potasyuma daha çok ihtiyaç var. Aynen öyle. Yani fosforlu, potasyumlu gübreleri yine daha önceki söylediğimiz gibi erken dönemde vermenin tabii bir mahsuru yok. Erken dönemde uygulamaları gerekiyor. Zaten fosforu mutlaka erken dönemde uygulamaları ki bitki gerekiyor. Alabilsin. Ama bitkiler uyurken kışın ortasında azotlu gübre vermenin de gereği yok. Ağaçlar uyandıktan sonra verirlerse, ikinci ot çapasında verirlerse çok daha verimli olur. Damlamadan da verebilirler. Artık yani yöntemler değil. Tabii tabii. Evet. Meyve tuttuktan sonra, sürgünler oluştuktan sonra rahatlıkla verebilirler. Hiç sorun olmaz. Çünkü diğer türlü dediğiniz gibi hocam hem faydası olmuyor hem bir de bu şekilde hem hastalıkları hem uyanmayı tetikliyor. Aslında kötülük yapıyoruz kendimize. Evet. Çünkü çok açık ve net. Çiftçimizin %90'ı toprak analizi yapmıyor veya eski toprak analizlerini kullanıyor. O nedenle lazım olur diye veriyor ne yapsın ezbere. Evet. Onda da haklısınız. Bir de mevsim değişiyor. Bunu da takip etmiyoruz. Evet, bu da çok önemli. Evet. Bu sene dediğiniz gibi kış çok geç geldi. Birçok bölgede belki soğuklanma ihtiyacı karşılanamadığı için de verim kayıpları yaşanacak. Bir de bunun üstüne yanlış gübreleme yaparsak zaten çok pahalı. Bunlar hep bizi geriye götürecek uygulamalar. O yüzden güncel bilgilerle ilerlemek gerekiyor. Yani mevsiminde ilerlediğini artık bu geleneksel, hani bu dönemde bunu atardık, bunu bırakmak gerekiyor. Ağacı takip edip onun ne istediğini anlamak gerekiyor. Şimdi bundan 7-8 sene önce bir vaka oldu. Lapseki bölgesinde kirazlar çatladı. Yani tam hasada girilmek üzereydi. İki gün yağmur yağdı. Gece ve gündüz sıcaklık farkı büyüdü. Dolayısıyla kirazlar çatladı. Çatlamayan bahçeler de vardı. Bakımsız bahçeler. Yani gerçekten büyük emek sarf ederek o çay bardağına girmeyen kirazı yetiştiren arkadaşlar hayal kırıklığı
yaşadı. Çünkü meyve iriliği de çok artmıştı. Ama su kapsamı yüksek olduğu için meyvenin gece düşen sıcaklıklar meyvelerin çatlamasına neden oldu. Bakımsız veya az gübre vermiş üreticilerimizin kirazlarında herhangi bir problem olmadı. Ha, istiyoruz ki kalibresi yüksek olsun, pazarda albenisi daha yüksek olsun. Yani pazara daha iyi şeftali, daha iyi elma, daha iyi kiraz çıkaralım. Üreticimiz gerçekten bunun için elinden geleni yapıyor. Yani emeğine veya gübre, su gerekiyorsa fazlasıyla yapıyor. Ama zaman zaman kritik dönemlerde işte gece gündüz sıcaklık farklarının artması gibi problemler iyi bakımı, iyi emeği bertaraf edebiliyor. Daha çabuk hem de. Evet, sakatlayabiliyor. Dolayısıyla doğasıyla çok fazla oynamamakta yarar var. Bitkinin yani kapasitesinin üzerine çıkarmamak gerekiyor. Aynen öyle hocam. Elbette para kazanmak için kaliteli ürün üretmek çok önemli ama her şeyi göz önünde bulundurarak yapmak çok kıymetli. Yani biz evet gübrelemeyi yapıyoruz, suyu veriyoruz ama iklim faktörünü göz ardı ettik mi? Evet. Bunların hepsi boşa gidiyor. Yani bunların hepsini takip etmek gerekiyor. Gerçekten çiftçilik zor. Bunu hakkıyla yapmak için de her dakika uyanık olmak gerekiyor. Yani o anki sıcaklığı da bileceğiz. Bahçede bir hastalık var mı bunu da bileceğiz. Ne zaman verilir bunu da bileceğiz. Yani artık dediğim gibi geleneksel yöntemler maalesef kurtarmıyor. Bunun dışına kesinlikle çıkıp... Tabii acil durumlarda artık yapraktan falan istediğimiz besin elementini... Elbette alternatif yöntemler fazla. Verebiliyoruz. Yani çok şeye gerek yok, heyecana gerek yok. Aynen öyle. Takviyeler artık çok kolay. Dediğiniz tabii gibi ki. Sulamadan, yapraktan çok kolaylıkla bunları destekleyebiliyoruz. Bunları da göz ardı etmemek önemli. Hı-hı. Sonuç olarak bir sezon bekliyoruz bunun için. Evet. Bir yılımıza mal oluyor. Çoğu zaman çok büyük zararlarda bu birkaç yılı bile buluyor. O yüzden riske atmaya değmeyecek. Ama bütün mesele şu anda aldanmanın önüne geçilmesi. Çünkü ılıman bir kış geçti. Ağaçlar işte evlerin bahçelerindeki bademler açtı. Yani evet. Tek tük şeylerde tarlalı kenarlarında, bahçe yol kenarlarında bulunan bademler açtı. Onlar eski yani 100 yıldan 150 yıldan bu yana olduğu yerde olan bademler. İşte bazen tutuyor bazen tutmuyor ama onların çoğu açtı. Bademliklerde uyanış başladı. Çünkü diğer taş çekirdeklilere göre biraz daha erken hareket ediyor. Ama şu anda erkenci şeftali çeşitlerinde de uyanma yavaş yavaş görünmeye başladı. Bunlar mutlaka çiçeklenmesinin durdurulması gerekiyor. Mart geldi, daha zamanı var. Yani evet, don olasılığı soğuk. Hala daha devam ediyor. 45 günlük AccuWeather iklim verilerine baktığımızda çok görünmüyor ama belli olmaz. Yani bir soğuk hava sarkması her şeyi berbat edebilir. Ki 2 sene önce Hıdrellez'de don olayı meydana geldi. Bu coğrafyada, Güney Marmara'da. Dolayısıyla acele ettirmemekte, çiçeklenmeyi geciktirmekte yarar var. Riske atmamak için erken, ilkbahar erken donlarından zarar görmemek için. Elma ve ayvada zaten problem yok. Yeni şeyde diğer türlerde problem yok. Yani ama yumuşak çekirdeklilerde problem yok. Onlar zaten gece açıyor ama taş çekirdekliler bugünlerde davranmak üzere. Evet, aynen öyle hocam. Bir de şey, sizle yolda gelirken de konuştuk. Önceden bizim orada az önce bahsettiğimiz yöntemler, biraz böyle eskiye gideceğim. Ben Sivaslıyım biliyorsunuz hocam. Oralarda evet. Da zaten havalar çok soğuk. Önceden evimizin bahçesinde falan hani şeyler, ağaçlar herkesin var. Soğuktan zarar görmesin diye var olan karlar diblerine gömülürdü. Tabii şimdi bu da yok. Ki hani uyanmasın ağaç. Son kalan karlar da dibine gömülürdü. Veya çok soğuk hava bekleniyorsa hemen bahçelerde şeylerin içine doldurup samanlar yakılıp o hava dağıtılmaya çalışırlardı. Eski geleneksel yöntemlerde boğaz açma uygulaması var. Yani bağlarda var, meyve bahçelerinde var. Yani boğaz açma aslında biraz daha bitkinin üşümesini yani soğuğu hissetmesini, evet, hala kış. Uyanmayı geciktirmesini şey yapar. Tabii o eski yöntemlerde şey kitabi bilgilerde de var. Yani buz kalıpları koyun derler ama çok afaki şeyler. Evet, şu an yüzlerce, binlerce ağacın düşük. Dibine buz kalıbı koyacaksın, ağacı üşüteceksin, çiçeklenmesini geciktireceksin. Zaten buz bir günde eriyecek yani. O yüzden dolayısıyla onlar palyatif çözümler.
Ama ideali bakırlı preparatlarla uyanmayı durdurmak. Aynen öyle. Bunu ihmal etmemesi konusunda buradan üreticilerimizi uyarmış olalım. Hem zaten hastalıklarla mücadele etmemiz gerekiyor bu dönemde. Gerçekten bakırlı preparat uyguladığınız zaman çiçeklerini yötelerseniz bu şeftalide mesela klop da zayıflıyor. Çünkü etmeni orada aynen zaten. Aynen öyle. Erken dönemde bu yaprak kıvırcıklığı da önlenmiş oluyor. Birçok mantari enfeksiyonda aslında önüne geçmiş oluyoruz bu uygulamalarla ki zaten ilerleyen dönemlerde bakırlı uygulamalar yine isteyecek ağaçlar. Ne kadar aza indirirsek verim kaybımızı her anlamda o kadar düşürecek, yani kayıplarımızı düşürecektir. Bir mesajımız var, onu okumak istiyorum izninizle. Merhaba, ben Bahri Uysal. Bulunduğum bölgede rutubetli zeytin bahçem var. Mühendisimiz Reşat Bey kendisine yardımcı oluyormuş. Halkalı leke şu an görünmüyormuş ama size bir sorusu var hocam. Halkalı lekede gövdeye kireç uygulaması hakkında bilgi verir misiniz demiş. Herhalde faydası olur mu diye soruyor. Yani bazı bahçelerde işte gövdeyi 1 metre 1.20 boyunda badana yapıyorlar zeytinlerde de onun çok fazla faydası yok. Yani halkalı yani leke. Halkalı leke daha çok habitat olarak yaprağı kullanıyor. Yine arada konukçu bitkileri var çevrede, bazı çalı türlerinde de yine şey yapabiliyor, kendini çoğaltabiliyor, kendini sürdürebiliyor. Ama eğer nemli bir tarla ise, halkalı leke riski taşıyor ise bahçeyi askıya almasında yarar var. Artı budamada biraz daha aralaması gerekiyor. Yani daha ferah, zeytin, rahat bırakması evet, zeytinin gerekiyor. Kendi taç içerisinden hava geçmesinde yarar var. Aynen öyle. Bir de zaten hocam halkalı lekenin yoğun görüldüğü yerlerde, küçük bahçelerde özellikle şuna da çok rastlıyoruz. Birim alandan çok fazla zeytin ağacı yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet, 5'e 5, 6'ya 6 falan dikiyor onlar. Bahçenin içinden rüzgar bile esmiyor. Aynen kuytu öyle. Kuytu kalıyor. Aslında evet. Şimdi şey düşünülüyor. Hani küçük bir bahçe daha çok verim alalım, daha çok ağaç olsun ama daha çok verimi düşürüyor. Bunun da aslında dikkat edilmesi gereken bir konu. Evet, arbekinler de zaten çit gibi dikmişler şeyde. Tamam, bodur zeytin olduğu için daha sık dikilebilir ama arasından hava geçmesi gerekiyor. Kuzey-güney istikametinde sıraları oluştururlarsa arbekin dikimlerinde daha yararlı olur. Teşekkürler hocam. Şimdi kısa bir araya gideceğiz izninizle. Zeytinde halkalı lekeden bahsettik, yapılabilecekleri anlattık. Bitkilerimizin erken çiçek açmaması için neler yapabileceğimizden bahsettik. Dona karşı neler yapabileceğimizden bahsettik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra sizden gelen sorularımızla devam edeceğiz. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tekrardan karşınızdayız. Aradan önce zeytinde halkalı lekeyi konuştuk. Meyve ağaçlarının erken uyanmasının önüne geçmek için yapılması gerekenleri konuştuk. Şimdi sizden gelen sorulara geçeceğiz ama sorulara geçmeden önce hocam izninizle zeytinde halkalı lekeye değinmişken ikinci olan zeytinde dal kanserine de değinmek isterim izninizle. Olur. Bir de zeytindeki dal kanserinden de bahsedelim en azından. Bu dönemde çünkü mücadele dönemi. Bu konu üzerinde ilerleyelim isterim. Sonra sorulara geçelim. Evet, dal kanseri son yıllarda önemli derecede artış gösterdi zeytinliklerde. Hızla yayılıyor. Uygun habitat buluyor. Budama sakatlıkları var. Yine koruyucu önlemler alınmıyor. Özellikle arada bir uğranılan zeytinliklerde bu hastalığın, bakteriyel hastalığın hızla yayıldığına da şahit oluyoruz. Özellikle Akdeniz havzasında bu bütün ülkelerde yaygın bir hastalık. Şeyde ilk defa İtalya'da ortaya çıktığına dair kayıtlar var 1750'lerde. Ama zaman içerisinde özellikle bizim batı bölgelerimizde bu dal kanseri önemli derecede yayıldı. Bakteriyel bir rahatsızlık, bitkinin hem
fotosentez ürünlerinin hem de topraktan alınan su ve minerallerin taşınmasında engel olmak suretiyle önemli problemler yaratıyor. Özellikle 1 ve 2 yaş sürgünlerde bunu sıklıkla görüyoruz. Eskiden sırıkla hasatı yapıyorduk. Dallarda ciddi yaralanmalara neden oluyordu bu sırıkla hasat. O dönemlerde çok daha yaygın olduğuna şahit oluyoruz geçmiş dönemlerde. Ama şimdi temiz bahçede neredeyse yok. Yani tek tük hemen birçok bahçede bu dal kanserine rastlamak mümkün. Elbette bunun da çözümü var. Budama ile bu özellikle kanserli dalların uzaklaştırılması, bahçeden uzak bir yerde yakılması bir derece çözüm üretebiliyor. Ama yine de budama esnasında budama alet ekipmanlarıyla da gerek destere gerekse makaslarla da ağaçtan ağaca taşındığına dair bilimsel bulgular var. Dolayısıyla bunun da yine tedbirlerinin alınması gerekiyor. Şimdi bunun biyolojik döngüsüne baktığımız zaman işte 1 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda aktif olduğunu görüyoruz. 20-25 derecede çok daha hızlı yaygınlaşıyor. Önümüzdeki günlerde eğer kanserli bu ur, sil şeklinde gördüğümüz arazlar var ise ağaçlarda yağışa bağlı olarak da daha da yaygınlaşacağını görebiliriz. Yine bazı yıllarda düşük sıcaklıklar nedeniyle yıllık veya iki yıllık sürgünlerin kabuk patlattığını görüyoruz. Bu kabuklardan da yine girebiliyor. Hasat esnasında meydana gelen yaralanmalardan çok kolay enfekte olabiliyor, bulaşabiliyor. Dolayısıyla bunun da tedbirinin alınmasında yarar var. Önümüzdeki günlerde eğer bahçede varsa mutlaka yayılacaktır. İşte bu ur ve siiller önce işte açık yeşil renkte ama yaşlandıkça 2-3 yaşına girdikçe kahverengin ardından siyah renk alıyor. Ve gerçekten büyük bir çoğalma potansiyeline ulaşıyor. Hele hele yağmur yağdıysa ve ıslandıysa bu materyal ardından gelen rüzgarla birlikte ur ve siillerin üzerindeki etmenler kolaylıkla bahçe içerisine yayılabiliyor ve bu çatlak veya işte silkeleme esnasında zedelenmiş kısımlara bulaşıyor, kontamine oluyor. Orada yine yeni ur ve siiller oluşturabiliyor. Çeşit ayrımı bunun neredeyse yok. Hemen bütün bitkilere kontamine olabiliyor. Yine zeytinliklerin bulunduğu alanlarda işte komşu orman veya makiliklerde de yine konukçu olarak kullandığı bitkiler var. Dolayısıyla bununla topyekün mücadele etmek, bahçeyi mümkün olduğunca bu etmenden korumak gerekiyor. Bu eğer mücadele edilmezse yıllık sürgünleri kurutmak suretiyle verimi düşürmeye başlıyor. Ama mücadelede gecikilirse 2 yaş sürgünleri de kurutuyor. Dal kurutmalarına dair yani ağacın kurumasına kadar giden kayıtlar yok. Neticede üretici farkına varıyor, mücadeleye başlıyor ve ağacı kurtarabiliyor. Ama gerçekten verimde ve kalitede çok ciddi bir problem. Eğer dal kanseri çok yaygınlaşmış ise genç sürgünlerde, o sürgünlerden aldığımız meyvelerde buruk tat, yine bu meyvelerden elde ettiğimiz yağda da istemediğimiz kekremsi tat geliyor, yağın kalitesini de bozabiliyor. Ama doğrudan doğruya verimi azaltmak suretiyle ciddi hasarlar meydana getirebiliyor. Yine yaz döneminde 30-35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bu patojenin inaktif olduğunu biliyoruz. Hatta bazı öneriler var ki eğer çok yaygın ise bahçede, zeytinliklerde yaz budaması öneriyorlar. Yani işte o dönemde işte budama
ile açılan kısımlardan falan enfekte olamayacağını, dolayısıyla Ağustos ayında yapılacak temizlik budamalarının daha etkili olduğuna dair de bilimsel sonuçlar var. Aynen öyle hocam. Söylediklerinize şunları eklemek istiyorum. Dediğiniz gibi sırık gibi daha önceki artık çok görmüyoruz ama umarım tamamen biter. Sebeplerden dolayı ağaç zarar görüyor ve çıkıyor. Veyahut o yıl çok şiddetli bir soğuk yaşandıysa çatlamaların oluştuğu evet. yerlerden çıkıyor. Şöyle bir sorun var bu hastalıkta. Gerçekten çok çabuk taşındığını çok iyi bilmek gerekiyor. Şunlara da şahit oluyoruz sahada. Üretici diyor ki mesela bu gösteri odalı burada var diyor. Onu eliyle kırıp alıyor ama bu ağaçta yok diyor. Ona dediğim şu artık o ağaçta da var. Yani çok tabii çabuk ki, yayılıyor. Bunu tanımak çok önemli. İletim demetlerinde var zaten. Aynen öyle. Yani o kadar hızlı yayılıyor ve devam Şimdi, ediyor. Şimdi sihirleri, urları temizleyip oraya işte potasyum sülfit gibi veya bakırlı preparatlar sürmek suretiyle de engellemeye çalışıyor üreticimiz ama çok etkili değil. Daha çok sürgün temizliği yapıp ardından yine bakırlı ve özellikle potasyum sülfit içeren preparatlarla bu hastalıkla mücadele etmekte yarar var. Bunda da yine sürekli takip edip en az iki defa ilaçlama yapmak, yine tomurcuya doğru kükürtle bu müdahaleleri güçlendirmek gerekiyor. Aynen öyle. Bir de sizin de az önce söylediğiniz gibi hani budama da bu konuda çok önemli hocam. Çünkü şuna da şahit oluyoruz. Bir bölgede eğer ki dal kanseri başladıysa ve o bölge budamacılarla çalışıyorsa, çünkü şey oluyor genelde, bir bölgeye belli birkaç budamacı geliyor, sırayla bütün bahçeleri budayıp çıkıyorlar. Böyle olunca ister istemez ekipman aynı. Hoş biz bunu kendimiz yaparken de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kez hastalıklı olan bahçeden hastalığın olmadığı bahçeye de taşıyoruz makas, ve bir anda. Makas ve destelerle de taşımış oluyorsunuz. Evet, olmasa bile dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için de mutlaka işte %10'luk çamaşır suyu çözeltisi yapıp her budamada veya ağaçtan ağaca geçişte mutlaka budama aletlerinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Yani bir kova dezenfektan yapıp çamaşır suyuyla budama aletleri mutlaka her uygulamada da olabilir. Yani aynı ağaçta daldan dala taşınmayı engellemek için yine ağaçtan ağaca geçerken de mutlaka budama aletlerinin dezenfekte edilmesi de yarar var. Hatta şöyle bir uygulamada olmalı. Önce dal kanserinin bulunmadığı ağaçlar budanmalı. En son bu problemin, bu hastalığın olduğu ağaçlara gelinmelidir. Ve orada sıkı bir şekilde ağaçtan ağaca geçerken veya daldan dala geçerken mutlaka makas ve destereler yani çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektana batırılıp çıkarılmalıdır. Aynen öyle. Hatta biz şunu da öneriyoruz hocam. Eğer çok şiddetliyse dal kanseri ve budama çok elzem değilse, hani çok fazla ağaçta gerçekten budanmaya ihtiyaç yoksa hiç budamayın, dokunmayın da diyoruz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sizin dediğiniz tabii, gibi budama çözüm. Bulaştırıyor. Aynen öyle. Çözüm aynı amaçlı yaz döneminde, hastalığın aktif olmadığı dönemlerde yapmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü gerçekten bu da sıkıntılı. Yani süreç uzun. Evet. Dal kanserinde mücadelede. En az 3 yıl, 4 yıl takip etmek gerekiyor. Evet. Yine de belli dönemlerde koruyucu preparat uygulamasında yarar var. Yani ağacın içerisindeki etmeni de temizlemek gerekiyor. Aynen öyle. Son olarak bu konuda bir de şuna değinmek istiyorum izninizle hocam. Erken bahar dönemlerinde biliyorsunuz havaların ısınmasıyla birlikte zararlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Hastalıklar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu dönemde yapılacak erken dönemde ilk aşamada belki kükürt kullanımı olabilir. Çünkü kovucu özelliğinden faydalanmak için zararlarla da taşınımı var. Bunun da önüne geçmiş oluruz. Bu da bence önemli bir mutlaka uygulama. Az önce halkalı lekede bahsettiğimiz gibi yine nemli ortamlar da bunun çoğalmasını destekliyor. O alanlarda da yine drenaj sistemlerine ihtiyaç var. Bahçenin askıya alınması, yine budamanın mümkün olduğunca rüzgar, hava girecek şekilde yapılmasında yarar var. Teşekkürler hocam. Şimdi izninizle sorularımıza geçmek istiyorum. Yeni sorularımız geldikçe okuyacağım. Geçtiğimiz
haftalarda biliyorsunuz hocam deprem vesaire yaşandığı için sorularımıza cevap veremediğimiz oldu. Mesajlar gelmeye devam etti. Biz onları not aldık. Şimdi yavaş yavaş karışık sorulara geçmek istiyorum. Ama ilk aşamada ilk programda da konuştuğumuz konuyu takip eden bir sorudan başlayacağım. Hatta ondan bahsettik ama hatırlatma olsun. Belki yeni açan izleyicilerimiz olmuştur. İlk sorumuz Kaysı'da tomurcukların erken uyanmaması için ne yapmalıyız demiş. Evet, onu önceki bir önceki bölümde bahsetmiştik. Bakırlı preparatlarla çiçeklenmeyi geciktirmesi gerekiyor. Başka şu anda geçerli bir yol yok. En pratiği o. Hem budamıştır, budama açıklıklarını, budama yaralarını da yine kapatması, aynı zamanda çiçeklenmeyi, yani tomurcuk uyanmasını geciktirmesi için de bakırlı preparat uygulamasında yarar var. Aynen öyle. Bakırlı uygulamalar diyoruz. Onun haricinde artık uyandıysa kontrollü bir şekilde havayı takip edeceğiz. Mümkün oldukça zararı en aza indireceğiz. Diğer bir sorumuz yine kayısı için gelmiş. Kayısı için potasyumlu gübreyi yaprak gübresi olarak kaç kez ve ne zaman atmalıyız? Biz potasyumu daha çok meyvede kaliteyi, lezzeti arttırmak amacıyla kullanıyoruz. Dolayısıyla işte erken dönemde uygulamanın çok önemi yok ama meyve gerçek iriliğine ulaştığı dönemlerde potasyumu yapraktan iki defa verirse hem verimi arttırır hem de lezzetini arttırır rahatlıkla. Potasyum çünkü meyvede daha çok aroma bileşenlerini destekler, lezzeti, nefaseti ve şeker içeriğini arttırır. Kalitesini, raf ömrünü keza aynı şekilde destekler. Potasyumlu gübreyi yapraktan ya da verimi de arttırıyor. Parantez içerisinde şunu söyleyelim. Çünkü su kapsamını arttırıyor meyvenin. Hı hı. İşte bahçeden 5 ton kaldıracaksa 5,5 ton, 6 ton gibi bir rakamlara ulaşabiliyor. Çünkü yani kalibre, su içeriğini de arttırıyor. Aynen öyle. Aynı zamanda raf ömrüne de dikkat etmek gerekiyor. Kuru maddesi düşüyor. Hı hı. Onun haricinde hocam yapraktan desteklenebildiği gibi sulamadan da damlama varsa, tabii damlamayla verebilir. Potasyum zaten toprakta hareketi, yani azot kadar olmasa da bitkinin etkili kök bölgesine su ile birlikte inebiliyor rahatlıkla. Hı hı. Ama fosfor inmiyor, onu söyleyelim. Aynen öyle, teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz zeytinle ilgili. 1000 tane zeytini var mı? Sadece zeytinle uğraşmak istiyorum. Verim arttırmak için neler yapabilirim demiş üreticimiz. Buruk köyünden değil mi? Evet. Ali Bey. Hı hı. Bu önceki Ali sorusu, bir önceki programda da bize soru söylemişti. İyi dileklerini iletmişti bize programın birinci bölümünde. Gerçekten büyük bahçesi var. Yani 1000 zeytininiz varsa zenginsiniz demektir. Tabii zeytinlik kaç yaşında onu bilmiyoruz. Hı hı. Yeni mi dikti? Taç gelişimine destek mi verecek? Makinalı hasada uygun bir taç mı oluşturacak? Nereden dallandıracak? Bunları tam bilmiyoruz ama zeytinde en iyi gübre veya bakım çiftçinin gölgesidir diyoruz. Yani başından ayrılmayacak. Mümkün olduğunca ot çapasını, otla rekabetini zeytin tarafına çekecek. Son yağışlardan sonra mutlaka toz çapası yapacak. Topraktaki suyu muhafaza edecek. Sulama imkanı var mı onu bilmiyoruz ama eğer yok ise toz çapasını mutlaka yapsın. Toz çapasını yaparken kesinlikle bitkinin kök bölgesine inmesin. Ağırlıklı olarak rotavatör veya diskaro adını verdiğimiz toprağı işte 5-7 santimetre karıştıran aletlerle yabancı ot mücadelesi yapsın. Yine toprağın üstünde atmosferle toprağın ilişkisini kesecek bir toz tabakası oluştursun. Biz buna toz çapası diyoruz. Zaten eskiden bağlarda, bahçelerde sıklıkla yapılırdı ama son zamanlarda işte toprak işlemesine ihtiyaç yoktur. Yabancı otlarla mücadelede işte herbisitler kullanılmalıdır gibi görüşler öne çıkıyor ama toprağın havalanması, bitkinin etkili kök bölgesinin aşağıya inmesi bakımından önemli. Yani uzun süre iki defa, üç defa toprağa karıştırmasında yarar var. Yani kökler ne kadar derine inerse, topraktaki su
daha uzun süre bahçede bırakılırsa, bitkiye bırakılırsa daha yararlı olur. Aynen öyle. Yani aslında bu işten kâr edebilmek için her şey önemli. Yani bunların hepsini bir arada yapmak önemli. Doğru budama yapmak önemli. Doğru evet. zamanda gerekiyorsa toprak işlemek hı hı. önemli. Doğru gübrelemeyi yapmak önemli. Varsa sulama imkanı tabii ki çok önemli. Bunların hepsini bir arada ilerletebilmek tabii gerekiyor. Tabii ki. Gübrede mesela 3-15 kompoze gübreleri tercih ederse, yine zaman zaman yapraktan veya yine toprağa uygulamak suretiyle mikro elementlerle bitkilerini desteklerse çok kısa sürede ağaçları verime yatırabilir. Eğer genç ise veya işte 15-20 yaşına pik verime doğru yaklaştıysa da verimini arttırabilir. Yine naçizane şunu söyleyeyim. O coğrafyada bu nematot yayılmaya başladı. Tomurcuk veya tomurcuk öncesi kükürt uygularsa, sulu kükürt, hı hı. yani toz kükürt değil, sulu kükürt uygularsa bu nematotla başa çıkabilir. Yine pamuklu bit, koşnille yine erken dönemde mücadele etmesi gerekiyor. Dalların çalılaşmasının önüne geçmesi gerekiyor. Uç sürgünlerini kesinlikle koruması gerekiyor. Çünkü bir sonraki yıl onlar ona zeytin olarak geri dönecektir. Zeytini onlar verecektir. Güveyle mücadele etmesi gerekiyor, dal güvesiyle artı yani çiçeklenme öncesinde bir de kombine mikro element uygularsa bor başta olmak üzere daha iyi sonuç alır. Teşekkür hocam. Tam zeytinden devam ederken bir sorumuz geldi. Onu izninizle sormak istiyorum. Zeytinde güve ve sinek mücadelesi ve çiçeklenme için ne gibi uygulamalar yapılabilir? Bir de koelinkili hakkındaki görüşlerinizi sormuş. Güve, sinek, koelinkili. Şimdi bu güve özellikle hızlı gelişen bahçelerde çok daha aktif. Çünkü çok daha lezzetli uç sürgünlerini buluyor. Ve zeytini kısa sürede çalılaştırıyor. Üreticilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Tarım takvimi değişti. Şöyle ki kışlar ılıman geçiyor. Yaz erken gelebiliyor. Çünkü ilkbahar 7-8 gün kısaldı. Yaz daha erken geliyor. Dolayısıyla bu dal güvesi daha erken dönemde zarar yapmaya başlıyor. Onu sürekli takip edip mutlaka bir insektisit uygulamak suretiyle onun baskısından zeytini kurtarması gerekiyor. Hatta yaz sonunda bir nesil daha çıkarıyor. Yani biz zeytin sineğiyle mücadele ederken aslında dal güvesiyle de mücadele ediyoruz. Yani zeytin sineği için kullandığımız insektisitler dal güvesini de baskı altında tutuyor ama eğer iki uygulama arasında biraz mesafe açıldıysa, süre açıldıysa bu defa dal güvesi sonbaharda da ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla onu sürekli kontrol altında tutması gerekiyor. Çünkü bir yıl sonra alacağı zeytin dal güvesiyle mücadelesine bağlı. Yani sürgün uçlarını yediği için sürgünleri kısa bırakıyor. Genç yaprakların oluşumunu engelliyor. Dolayısıyla pişkinleşmeye de engel oluyor. Tomurcuk sayısını azaltıyor. Aynen öyle. Koelinkili. Kaolin son zamanlarda özellikle mantari etmenlere karşı kullanılıyor. Kaolin kilini işte nanoteknolojik yöntemlerle iyice inceltip uygulanabilir hale getirdiler. Kaolin aslında yaprak üzerini kaplamak suretiyle kontaminasyonu yavaşlatan bir etkiye sahip. Yani bazı hastalık etmenlerinin yaprakta habitat bulmasını engelliyor. Ama iki defa attığınız zaman bu defa güneşlenmeyi, yani güneşten yararlanmayı, dolayısıyla fotosentez performansını düşürüyor. Fotosentez performansının düşmesi ne demektir? Asimilat üretiminin yavaşlaması demektir. O nedenle üreticilerimiz bunu sadece bir defa kullanabilirler. İki defa kullanırlarsa bitkinin büyüme performansı yavaşlıyor. Ona dikkat etmelerinde yarar var. Bir de koelinkili ile ilgili... Kolay yıkanıyor, onu da parantez içerisinde söyleyeyim. Cevizde de yine antroknoza karşı bu zaman zaman kullanılıyor. Üreticilerimizden
Bu konuda çok soru geliyor. Doğal bir preparat ama sadece yaprağın üzerini bir film tabakası gibi kaplıyor. Kontaminasyonu engelliyor. Yani hastalık ve hastalıklarla mücadelede hastalık etmenini öldürme yeteneği yok. Anlatabildim mi? Aynen. Sadece koruyucu etkinliği. Yani kontaminasyonu, bulaşmayı engelliyor sadece. Başka bir fonksiyonu yok. Aynen öyle hocam. Bir de şöyle bir bence yanlış bir algı var. Kaolin kilini böyle kışında kullanıyorlar. Yani kaolin kilinin asıl kullanım amacı bitkinin güneş ışınlarından korumaktır. Yani zararlı güneş ışınlarından koruyup yanmalar, evet, ya da cevizlerdeki kararmalar vesaire, bunun önüne geçmek. Bunu da dediğiniz gibi... Onlar orada fonksiyonel. Aynen öyle. Bunu yaz döneminde bitkiyi birkaç derece daha soğuk hissettirmek için. Çünkü herkes bilir bunu. Güneş beyaz. Güneş ışınlarını yansıttığı için aynen öyle. Faydalı. Bembeyaz kaplıyor. Buna dikkat edilmesi gereken sizin dediğiniz gibi birkaç nokta var. Birincisi kullandığımız kaolin kilinin gerçekten küçük mikronlu ve çökmemesi gerekiyor. Çünkü tabii bu ki, kez atarken suda de... asılı kalması gerekiyor. Aynen öyle. Atarken bu kez bir kısmı beyaz oldu, diğerleri neden olmadı. Çünkü çöktü, çünkü makinenizi tıkadı. Sizi bu kez daha da zorlayabiliyor. Buna dikkat etmek yani gerekiyor. Yani gelişi güzel hazırlanmış kaolinlerle uygulama olmaz. Aynen ona öyle. Ona dikkat etmelerinde yarar var. Bu çok önemli. Bir de dediğiniz gibi zaten bitkiyi dışarıdan kapladığı için bazı zararlılara karşı kovucu, yani bitki arada bir tabaka oluşturuyor. Dolayısıyla zararlılar gelemiyor kısa bir sürede olsa. Bu şekilde bir etkisi var. Hani zeytin, kışın kullanımı... Zeytin sineğinde de bu tür görüşler var. Hı hı. Yani zeytin meyvesi işte nohut iriliğine ulaştıktan sonra kaolinle kaplarsanız zeytin sineğinin bir nesli şey yapamıyor. Hı hı. Zarar yumurta yok. Bırakamıyor ama ardından ikinci nesil, ikinci defa uygulayamıyorsun kaolini. Çünkü bu defa güneşlenmeyi engelliyor. Hani bu nedenle kaolin kilinin tam anlamıyla ne olduğunu bilip zamanda kullanmak gerekiyor. Tabii bu doğru zamanda kullandınız mı bu faydalarını çok alırsınız. Çok sayıda araştırmaya, testlere ihtiyaç var. Evet, aynen öyle hocam. Bir diğer sorumuz var. Malatya Kiman'dan Hanifi Bey yazmış. Kay saçlarında kulağa kaçan böceği var demiş, bu kıskaçlı olan böcekten zannediyorum. Meyve döneminde meyveye zarar çok oluyor. Zehir peygamber devesi mi? Küçük ince siyah kahverengi oluyor hocam, kıskaçları var. Biz de hep kulağa kaçan deriz de. resmini görseydik iyiydi. Şöyle, ben size yardımcı. Gövde kurdu değil değil mi? Hayır hocam. Şu şekilde uzatabilir miyim acaba? Hemen ben sizinle bunu paylaşıyorum. Bir bakmanızı rica ediyorum. Hemen göndereceğim. O sırada sorusunu meyveye okuyayım. Meyveye zarar veriyor değil mi? Aynen öyle. Meyveye zarar veriyor. Zehir atıyoruz ama ölmüyor demiş izleyicimiz. Hemen sizinle paylaşayım. Onun üzerinden sorusunu cevaplayalım. Siz de görünce hatırlayacaksınız. Biz de aynı şekilde andığımız için bu olduğunu tahmin ediyorum. Hemen gönderiyorum size. Bir komşu il. Evet. Bize çok yakın. Umarım onlar da depremden etkilenmemişlerdir. İnşallah. Malatya'dan öyle ümit edelim. Hemen size ilettim hocam. Bir bakmanızı isterim telefonunuza. Onun üzerinden cevaplayalım ama ben o arada kendi bu konuda bildiğimi aktarayım. Şimdi meyveye zarar veriyor. Öncelikli olarak bu hocam siz de gördüğünüzde fark edeceksiniz. Çevreden gelen bir zararlı. Yani bu normalde başka alanlarda da olabilen bir böcek. Bu yüzden aslında buna bir yaşama etmeni sunmamamız gerekiyor. Yani bahçemizi buna göre hazırlamamız gerekiyor. Evet. Hayvan gübreleri vesaire, bunlar da tam yaşam alanı buluyorlar. Bunları kontrollü bir şekilde toprakta açık bir şekilde bırakmamak gerekiyor. Çatal kuyruk. İşte. Siz de. Evet, bu gerçekten sıkıntılı bir zararlı. Ama meyve bahçelerinde zarar yaptığına dair çok fazla bilgi yok. Evet, o yüzden bir kimyasal aslında mücadelesi gerçekten yok. Gerçekten ilginç. Şu anda sistemik etkili bir ilaç kullansa meyveye de taşınacağı için riskli. Ama bunun habitatını daha çok bozmak gerekiyor. Evet. Bunun da en önemli şeyi, yaşadığı alanlar çiftlik gübresiyle bol miktarda gübrelenmiş alanlar. Çünkü organik maddece zengin alanlarda bu kendini sürdürür.
Toprağı biraz daha fazla havalandırsın, çevirsin. Bunun habitatını bozsun. Yakın çevrede, bahçede hayvan gübresi bırakması belki bir nebze yapışkanlar vesaire sonuçta yapışkan tuzaklar denenebilir, kullanılabilir. Ama ilaçla çözümü yok bunun. Evet, zaten faydası olmaz. Hani özellikle ona ruhsatlı bir etken de ben var mı bilemiyorum. Yanlış yönlendirmek de istemem. Ben de o şekilde biliyorum. Yani kesinlikle bu çiyanın yaşadığı bütün habitatlarda yaşar. Zaten birlikte aynı habitatı paylaşırlar bunlar, aynı yaşam ortamını. Ama şimdiye kadar bunun ben meyvelerde böyle zarar yaptığını şahit olmadım. Özellikle kayısıda çok yapıyormuş. Fotoğraflarda üreticimizin gerçekten bayağı yiyor yani. Aynen öyle. O yüzden kültürel önlemler, yani bahçenizi evini bozmak. Aynen öyle. Yaşam alanı sunmayacağız. Yaşam alanını bozmak gerekiyor. Bu şekilde yardımcı olur diye düşünelim. Onun haricinde taşları falan toplasın. Taş altlarında da çok olur. Evet, bunlar. Evet. Serin kuytu yerler habitatlarıdır. Bahçemizi temiz tutacağız. Hayvan gübresini mümkün oldukça, yani boş şekilde arazimizde tutmayalım. Veriyorsak da güzelce karıştıralım. Ağacın çıkmasını engellemek için de koyabilir. O mikrosera giydirmeler var ya, onları tırmanamıyor. Veya plastik polietilen 15-20 santimetre ağaca çıkmasını engelleyebilir. Öyle olduğunda meyve zararlayacak olarak. Yok, ağaca çıkamaz. Tırmanma yeteneği yok çünkü o plastik materyallere tırmanamıyor. Onlardan geçirmesinde fayda var. Aynen öyle. Yani teşekkür maliyeti ederim. Yüksek değilse onların 50 santimlikleri var. Ve çok da zarar gerçekten. Çevirip giydirecek gövdeye faydası olur. Hiç çıkamaz o zaman. Aynen öyle. Teşekkürler hocam. Bir soru daha gelmiş. Zeytinde bor ne kadar önemli demiş. Daha önce konuşmuştuk ama kısa bir bilgi verirsek Kadir bor, Bey yazmış. Meyve tutumu ve meyve iriliğinde %100 etkili bir element. Özellikle zeytinin bitkiler alemi içerisinde boru en fazla tüketen bitki olduğunu biliyoruz. İşte 30 yaşın üzerindeki zeytinliklerde bor noksanlığı sıklıkla görülüyor. Yaşlı zeytinliklerde çok daha fazla görülüyor. Yani hasat dönemine girdiğinizde nohut iriliğinde kalmış, büyümemiş meyve sayısı artıyor. Bu bazı alanlarda %20'ye kadar ulaşabiliyor. Bu bor noksanlığından dolayı büyüyememiş, çekirdek kalmış, etli kısmını geliştirememiş meyvelerden doğru dürüst yağ da çıkmıyor. Dolayısıyla doğrudan doğruya %20-30'lara varan verim kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle çiçeklenme öncesi mutlaka işte 30-40 yaşın üzerindeki bahçelerde her yıl eksiksiz uygulamakta yarar var. Aynen öyle. Çünkü ciddi verim kayıplarına neden oluyor. Hem meyve tutumunda çiçeklenmeden sonra hem de meyve iriliğinde, meyvenin gelişiminde son derece etkili bir mikroelement. Aynen öyle. Zaten hocam mikroelementler ağaçta kendini yapraklarda bir şekilde belli ediyor. Bunu da iyi kesinlikle bilmek gerekiyor. Burada yine keza yapraklarda sivri şekilde kurumalara, sivri ve sert şekilde kurumalara sebebiyet verir. Bu şekilde de en azından eksikliğini de görebilirler. Hoş buna bırakmadan her yıl bir tekrar yapılması en azından bir tekrar. Bor ihtiyacı çok yüksek zeytinin. Yani o nedenle şimdi 30 sene boyunca çekmiş kullanmış. Yani 20 sene boyunca çekmiş kullanmış. Zaten mikroelement çok az miktarlarda bulunuyor ya toprakta. Dolayısıyla tükenmiştir mutlaka. O nedenle her yıl uygulamakta yarar var. Aynen öyle. Yapraktan daha alınabilir formda uygulamakta. Yapraktan önemli. Uygulayacak. Aynen zaten öyle. Pahalı bir element. Yani diğer granül gübreler gibi bahçene sert toprağa karıştır diyemiyoruz. Aynen öyle. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz İzmir Kemal Paşa'dan gelmiş. İyi akşamlar. Ondakar. Kiraz bahçem var. Toprak altı gübre atmamak, bunu sıvı olarak versek ne kadar fayda olur? Yani gübre, toprak altı gübresini direkt kullanmayıp sıvı olarak kullansam diyor. Şimdi fosfor dışında bütün mineralleri biz damlama sulamayla verebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama fosforun toprakta hareketsiz bir element olduğunu, toprak mineralleri, toprağı oluşturan mineraller tarafından veya toprağın mineral kısmı tarafından fosforun tutulduğunu, dolayısıyla damlamayla verilen fosforun daha çok toprağın üst kısımlarında kaldığını da biliyoruz. Bu nedenle fosforlu gübrelerin mutlaka bitkinin etkili kök bölgesine verilmesinde yarar var. Ama diğer elementleri, azotu, potasyumu, mikroelementlerin tamamını
damlama sistemiyle verebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama Hadi. Fosforu yapraktan verebilir. Aynen öyle. Bir de hocam zaten biz şunu da öneriyoruz. Yine bu konuda daha önce de konuşmuştuk ama hatırlatmış olalım. Toprağımızı tanımadan, pH durumunu, sınırlayıcı etmenlerini bilmeden verdiğimiz toprak altı gübresinden %100 randıman alamıyoruz. Bir de hep programlarımızda bahsediyoruz. Geleneksel yöntemlerle gübreleme yaptığımız için her yıl tekrarlar devam ediyor. Ama bitki bunun ne kadarını kullanıyor saptayamıyoruz. Bu yüzden ya analiz yaptırıp belli periyotlarla toprak altı gübresi vereceğiz ya da alternatif evet. ikinci seçenekleri kullanmak daha... Tabii bir defaya mahsus yaptırsa az çok kirazın da işte bir yılda ne kadar azot, ne kadar fosfor, ne kadar potasyum, ne kadar mikroelement kullandığını biliyoruz. Ona göre bir gübreleme programı çıkarabilir. Bunu çıkarmak da çok zor değil ama pahalı da olsa bir defaya mahsus bir toprak analizi yaptırmakta yarar var. Aynen öyle. Çünkü gereksiz kullanımın da önüne geçmiş olursunuz. Belki potasyum fazla, belki fosfor fazla. Onları kullandırtabilirsiniz tabii ki, ayrıca tabii doğru ki. Uygulamalarla. Ama bu makro elementlerin noksanlıklarını erken dönemde tespit ediyorsak eğer bu defa damlamayla hemen vermeye başlamamız gerekiyor. Ama yaz dönemi içerisinde eğer noksanlıkları gördüysek özellikle hasattan sonra pek bakmıyor üreticimiz. Sırtını dönüp gidiyor. Sadece sulama zamanı geldi mi veriyor gidiyor. O nedenle yaz döneminde de tomurcukların güçlü oluşması, bir sonraki yılın meyve ve sürgün gözlerini sağlıklı oluşturması için eksikliği duyulan mineralleri vermesinde yarar var. Burada çok azot desteğine, sürgün büyümesine gerek olmayabilir ama mutlaka toprağa, fosforlu gübreleri toprağa uygulaması, etkili kök bölgesine indirmesi gerekiyor. Teşekkürler hocam. Eski sorularımızdan bir soru okumak istiyorum. Şerefli Koçhisar'dan arıyorum. Bahçe içerisinde ayrı kotu var. Nasıl yok ederim? Kimyasal mücadele yaparsam ağaca zarar verir miyim meyve ağaçlarına demiş. Şimdi ayrık dar yapraklı yabancı ot olduğu için selektif herbisitlerle mücadele edebiliyoruz. Yani kontak etkili ilaçlar çok fayda sağlamıyor. Şöyle ki ayrık rizomlarıyla hızla çoğalan bir bitki. Hatta üreticimiz der ki sürdükçe çoğalıyor diye rizomları parçalıyor, yeni bitkiler meydana getiriyor. O bitkiler de pulluğun, tırmığın taşıdığı yerlerde yeniden çıkıyor. Dolayısıyla bahçeyi kaplayabiliyor. Bunu durdurmak için sistemik etkili yani rizomları da kurutan yine dar yapraklı yabancı otlara etkili. Ticari ismini söylemekte bilmiyorum şey var mı? İki tane önemli ot ilacı var. Bunları uygularsa Fuzuleyt ve Süpergallant gibi dar yapraklı yabancı otlara etkili ama çok yıllık yabancı otlara etkili olan ilaçları tercih etmesinde yarar var. Bunların meyve ağaçlarına herhangi bir zararı olmaz. Teşekkür Çünkü hocam. Meyvelerimiz geniş yapraklı. Aynen öyle. Yine eski sorularımızdan devam etmek istiyorum. Osmaniye'den sormuş. Bu sene havalar kurak gittiği için toprak altı gübre atmadık. Yağmur olursa atsak faydası olur mu diyor. Yani biraz daha geç versek. Evet, Osmaniye'ye geçmiş olsun. Gerçekten depreme komşu illerden o da hasar aldı. Çimen gübresi atacak değil mi? Evet yani toprak altı gübrelerini normal yani taban fosforlu, gübresi aynen atmadan öyle. Bizim gibi kuruya ekti. Yani şu anda fosfor arıyor tabii bitki. Artık kardeşlenme dönemini tamamladı. Sapa kalkacak primordia özellikle başak taslağı oluşmaya başladı. Dolayısıyla toprakta olsaydı taban gübresi olarak vermiş olsaydı iyiydi ama bundan sonra vermesi üste uygulaması çok fayda etmez ama üre zamanı geçmek üzere çünkü gelişme ilerledi bundan sonra iki parça nitrat uygularsa daha yararlı olur. Teşekkürler hocam. Onunla ilgili de sorumuz vardı, ona cevabımızı almış olduk ama zeytinde yağmur yağmadığı için atamamış toprak altı gübresine. Önce onu cevaplayalım.
Az önce konuşmuştuk, hatırınızda belki öyle kalmıştır. Bu zeytin için sormuş. Zeytinde toprak altı gübresini yağmur yağmadığı için atmadım diyor. Yok, şu şimdi an atsam atabilir. Onu da atabilir. Hiçbir sıkıntı yok. 3.15'i çinko katkılı rahatlıkla kullanabilir. Aynen. Şimdi sizin cevap verdiğiniz bahar gübresi olarak hangi gübreyi atabilirim? Buğdayda. Onu şimdi cevaplayalım. Ürenin zamanı geçmek üzere ama üreyle başlar da üstüne bir nitrat daha eklerse yüksek verim ve kalite elde etmiş olur. Teşekkürler hocam. Eski sorularımızdan haşhaşı sormuşlar bu kez. Üst gübre, haşhaşta üst gübreleme nasıl uygulanmalı? Hangi gübreleri tavsiye edersiniz gibi? Ya, haşhaşta çimen gübresi değinmek olarak istediğiniz... biz hububatta daha çok ağırlıklı azotlu gübreleri salık veriyoruz ama haşhaş farklı bir bitki. Özellikle Afyon, Kütahya bölgelerinde Uşağın da bir kısmında yetiştirilen bir ürünümüz, kontrollü bir şekilde. Şu anda büyüme dönemine, artık sapa yürüyecek haşhaş. Azotlu gübrelerle desteklerlerse faydalı olur. Yine bir miktar eğer kükürt, toz kükürt atabilirlerse daha iyi sonuç alırlar. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha geldi. Kayısıda bor elementi ne zaman, nasıl verilmeli? Kayısı sık tuttuğu zaman küçük oluyor demiş bir de. Normal. Potasyum. Yani sık tutunca zaten öyle oluyor ama bu dönemde evet, sulama boru potasyum. Yapraklı dönemde yapraktan verecek ama bu seneye faydası olmaz. Çünkü çiçeklenme, ardından meyve tutumu ve sürgün gelişimi başlayacak. Çok faydası olmaz ama gelecek sene için stok sayabiliriz, uygulayabilir. Meyve döktürücü hormonlar var veya elle seyreltme yoluna gidecek. Başka çaresi yok. Bazı çeşitler gerçekten hani çok fazla fırça gibi diyor ya evet, fırça gibi tutmuş. O da ciddi sıkıntı. Neredeyse yaprak yerine meyve görüyoruz bazı kayısı çeşitlerinde. Ama mutlaka seyreltilmesi gerekiyor. Yani seyreltmeye gitmesi gerekiyor. Büyük ihtimalle ağaçlar yaşlanmış, gençleştirmesinde de fayda var. Ağaç yaşlandıkça meyveyi çoğaltmaya başlar ve küçük kalır. Çünkü genç sürgünler azalmıştır. Teşekkür hocam. Aynı üreticimiz bir de bir sorum daha var. Kayısı düreği ne dönemde atmalıyız demiş. Üreği mi? Evet. Erken baharda atarsa uyandıktan sonra daha yararlı olur. Uyanma dönemini bekliyoruz. Tabii, tabii. Uyandığı vakit atabiliriz diyoruz meyve o zaman. Meyve tuttuktan sonra. Bir sorumuz da Antep'ten Cafer Bey yazmış. Hayırlı geceler. 10 yıllık ağaçlarımdan aldığım zeytinlerin çekirdeği tam ama zeytinler etli değil. Neden diye sormuş. Yani çekirdeklerin gayet büyüklüğü güzel ama dışında olan etli et kısmı çok ince. Etli kısım. O da direkt olarak beslenmemiş. Kuraklıktan dolayı bu meydana gelir. Bor noksanlığı böyle bir zeytin meyvesine neden olur. O coğrafya tabii uzun sıcak bir kurak bir yaz periyoduna sahip. Yine toz çapası yapacak. Topraktaki suyu zeytine bırakacak. Başka çaresi yok. Teşekkürler hocam. Bu şekilde zeytini suyunu sağlarsa, gübresini doğru verirse eminim bu sulama durumdan. Sulama yoktur oralarda. Yani işte bu elimizde var olan suları kullanmak için dediniz ya, sürme vesaire, bunu sağlamak önemli. Topraktaki suyu muhafaza etmek aynen gerekiyor. Aynen öyle, aynen öyle hocam. Toz çapası yapacak, arkasına kalın bir kalas, lov bağlayıp iyice toz haline getirecek. Yani topraktaki suyu havaya bırakmayacak. Teşekkürler hocam. Az önce kirazla ilgili soru soran üreticimiz, güvercin gübresini su ile eritip damlama ile veriyoruz. Ne derece faydası olur demiş. Kiraz için konuşuyoruz. Yani gübre içerisinde bulunan azot ve bazı mikro elementler bitki kök bölgesine taşınmış olur. Yine humik asit taşınmış olur. Yani toprağın mayası dediğimiz agregat formasyonunu destekler. Yani vermeye devam etsin eğer bulabiliyorsa yeterli miktarda. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Temini gübre de vermeye. Zor aslında. Hani gübre... Yani suyunu, yani gübreyi demleyip, biz eskiden işte havuzlarda demleyip havuzdaki suyu da veriyorduk karığa. Aynı sonucu alıyorduk. Yani toprağın agregat formasyonunu desteklediği için
Toprak daha havalı, daha fazla su ve mineral tutma yeteneğine kavuşur. Kökler daha derinlere iner. Dolayısıyla mutlaka çok daha yararlıdır. Özellikle organik madde açısından, humik ve fulvik asitler açısından oldukça zengin bir gübre. Ki ülkemizde zaten organik madde anlamından topraklarımız fakir. Bütün böyle şeylerden alanlar. Korkmamak gerekiyor. Bir evet, sakıncası evet. Olmaz. Damlamayı tıkamıyorsa, iyi filtre koyduysa hiçbir sıkıntı yok, çok faydalı olur. Teşekkürler. Hatta yani artık demi bittiyse kalanını da bahçeye sersin, karıştırsın. Teşekkürler hocam. Şimdi programımızın bitmesine birkaç dakikamız kaldı. Son sözlerinizi almak isterim bugünle ilgili genel olarak. Bahar geliyor. Ben üreticilerimize güç, kuvvet diliyorum. Allah güçlerini, kuvvetlerini arttırsın. Bahçelerde işler yoğunlaştı. Daha dikkatli, daha düzenli bir şekilde takip etsinler. Türkiye ağır bir vaka yaşıyor. Bunun için de yine özellikle deprem bölgesindeki kardeşlerimizi de unutmasınlar. Onlara da yine göz kulak olmaya çalışsınlar. İyi akşamlar diliyorum. Biz de değerli bilgileriniz için sizlere teşekkür ediyoruz hocam. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Hepinizin bildiği üzere ülkemizde yaşanan deprem felaketinin bize yaşattıklarını unutmamalıyız. O bölgedeki vatandaşlarımızı unutmamalıyız. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Hali hazırda hala devam ediyor. Bunlar kesinlikle unutulmaması gereken konular. Umarım bir daha bu şekilde acı tecrübeler yaşamayız. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyoruz. Biz bu hafta yine bildiklerimizi size aktarmaya çalıştık. Sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Yine sorularımız elbette kaldı ama bir sonraki programlarda yine size bildiklerimizi aktarmaya ve sorularınıza cevap vermeye devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar, sağlıkla kalın.